milletvekili merkezde belediye başkanı aday gösterip seçime girecek tek parti Saadet Partisi'dir. Diğer iktidar da dahil hiçbiri buna cesaret edip bu kadar beldede ve ilçelerde seçime girememiştir. Dolayısıyla bu bize bu milli göçlere bir haklı gurur sağlamaktadır. Son olarak söyleyeceğim, sözümü bırakmadan önce arkadaşlar, bu seçim 31 Mart'taki seçim Mart'ta yapacak bu seçimlerde 1 Nisan sabahında emin olun yine insanlar sokağa çıkacak, yine insanlar çöpleri toplanacak, yine insanlar işlerine gidecek, yine kaldırımlar, yollar yapılacak, belediyene çalışmaya devam edecektir. Kıyamet kopmayacaktır. Ben son olarak şunu söylüyorum, Çorum'umuzda ve ülkemizde bir kardeşlik ve barış içinde bütün adayların güzel bir seçim geçirmesi dileğiyle önce şahsım olarak, önce kendi belediye başkan adayımıza, sonra diğer partimizin belediye başkan adaylarına hayırlı olsun diyorum, başarılar diyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Merkez İlçe Başkanımızın yapmış olduğu bu veciz konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli Genel İdare Kulübemiz Ahmet Bölükbaş Beyefendi, çok değerli şehrimizin şehrül emini Kemal Kurt Beyefendi, siz basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli dava kardeşlerimiz, Çorumlu hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii yaklaşan 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bütün siyasi partiler aşağı yukarı adaylarını tespit etmeye başladılar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Kampanyalarını yürütüyorlar. Bizler de Saadet Partisi olarak öncelikle şunu ifade edeyim. Toplamda 16 tane aday gösterilecek olan Çorum ilimizin 14 ilçesi, 2 tane de beldesinden aday mutlaka çıkaracağız. Şu ana kadar merkezimiz hariç 4 tane ilçemizde adaylarımızı tespit ettik. Açıklamalarını yaptık ve koşturarak çalışıyorlar. Osmancık adayımız tespit edildi, İskilip adayımız tespit edildi, Laçin adayımız tespit edildi, Dodurga adayımız tespit edildi ve çalışmalarına başladılar. İnşallah geriye kalan 10 ilçemiz ve 2 beldemizde de arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Aday aday kardeşlerimiz var. En kısa sürede o kardeşlerimize tespit edip kamuoyuyla paylaşacağımızı buradan öncelikli olarak bildirmiş olalım. Tabii bitmek, tükenmek bilmeyen heyecanımız ve gayretimiz tarih sayfalarında yerini alacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz torunlarımız bu kutlu davanın mensuplarını her daim hayırla iade edecektir. Bizler kim var denildiği zaman sağa soluna bakmadan ben varım diyen kutlu davanın mensuplarıyız. Bu davanın gayesi bütün insanlığın saadetidir. Bu minvalde yüklenmiş olduğumuz bu görevler bizlere şu hususları hatırlatmaktadır. Nedenli ağır bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Liyakat sahibi bir kadroyla inşallah sahaya ineceğiz. Adaletli ve adil bir yönetim anlayışı olacak. Ranta değil, hizmete dayalı projelerle bu Çorumlu hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Bu görevimiz, mucibinde yerine getirmek zorunda olduğumuz vazifelerimiz ve sorumluluklarımızdır. Bu vazife ve sorumluluklarımız bizim için tek bir şeyi hedeflememiz gerektiğini hatırlatıyor. O da dünya hayatından ebedi aleme giderken yanımıza götüreceğimiz ahiret azı olarak gördüğümüz gayretimizdir. Atmış olduğumuz bu tohumlar filiz verdi, yeşerdi, gitgide güçlendi ve gövdesinin üzerinde dikildi. Hayırlı hizmetlerde bulunacak güçlü bir belediye başkan adayımızı belirledik ve tanıtımını yapıyoruz şu an. Çare var dedik ve çare Saadet Partisi'dir dedik. Evet, hedefimizi ortaya koyduk ve Allah'ın izniyle İnşallah bu yerel seçimde Çorum Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerimizi alacağız. Belediyemizi aman ellere değil, emin ellere teslim edeceğiz. Bizler inanan insanlarız. İnancımızın gereği olarak da gayretlerimiz ve hedeflerimiz olması gerekir. Hedefimizi ifade etmiş olduk. Bütün insanlığın saadeti ve selametidir. Hedeflerimiz ise ilk olarak belediyemizi almak ve arkasında ilk genel seçimlere partimizi iktidara taşımaktır. Her ikisinde de yapacağımız çalışmalar yemeden, yedirmeden, çalmadan, çaldırmadan, ahlaklı, dürüst ve adil bir yönetim anlayışıdır. Hakka ve milletimize
Hizmet ise vazgeçilmez düsturumuzdur. Bu millet seçeneksiz, alternatifsiz değildir. Alternatif, sistemin alternatifidir. Bu da Saadet Partisi'dir. Şahısların değil, sistemin alternatifi olduğumuzu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çözüm ve çare Saadet Partisi'dir. Bugün karşınıza temiz, geçmişinde en ufak bir pürüzü olmayan, esnaflıktan gelen, Çorum'u tanıyan, Çorum'u bilen, her türlü mahalledeki problemlere vakıf olan çok değerli Kemal Kurt abimizi aday olarak ilan ettik. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. İnşallah hep birlikte gece gündüz çalışarak 1 Nisan sabahında Çorumlara asıl belediyeciliği, yeniden efsane belediyeciliği göstermiş olacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mevlam inşallah utandırmasın. Allah hayırlı mübarek etsin. Sizin de huzurunuzda şimdi rozetini takmak istiyorum. Aynı zamanda Kemal Bey zaten teşkilatımıza uzak birisi değildi. Ama şunun içinde bunu takmak istiyorum. 31 Mart akşamına kadar Saadet Partisi rozetiyle çalışacak. Gecesini gündüzüne katacak. 1 Nisan sabahı bu rozeti çıkartacak ve bütün Çorumlu hemşerilerimize aynı mesafeden, aynı açıdan bakarak hizmet edecektir. Cenab-ı Allah hayırlı mübarek etsin diyorum. Allah utandırmasın. Evet, Allah utandırmasın inşallah. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Sözü de kendisine bırakıyoruz. Buyurun. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın Partimizin Genel İdare Üyesi Ahmet Bölükbaş abimiz, saygıdeğer hemşerilerim, aziz misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, çok saygıdeğer Çorumlu hemşerilerim ve basınımızın üzerine mensupları. Yapmış olduğumuz, biraz geç oldu ama bu vakitte yine de hizmetlerinizi esirgemeyerek buraya gelen siz çok değerli basın mensupları. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz milli görüşçüler, sevgili hemşerilerim, yaşadığımız kentin daha iyi, daha güzel, daha adil yönetilmesi gerektiği düşüncesiyle Allah'ın izni ve siz değerli hemşerilerimin teveccühü ile milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partimizden Çorum Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu ifade ediyorum. Aziz hemşerilerim, artık 16 yıllık fetret dönemi bitmiştir. Artık milletimiz özüne, asıl kimliğine, peygamberlerin yolu olan milli görüşe, hak yola dönmeye mecbur kalmıştır. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elhamdülillah biz milli görüşçüyüz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın bütün milletimizi seviyor, bağrımıza basıyoruz. Ve aziz milletimizin hiçbir şekilde bir zulme, adaletsizliğe, haksızlığa maruz kalmaması için gecemizi gündüzümüze katıp takatimizin sonuna kadar çalışıyoruz ve çalışacağız. Biz bu uğurda milletimizin selameti için bedel ödedik ve bundan sonra da ödemeye hazırız. Biz makam, şan, şöhret, koltuk için ne gömlek değiştirdik ne de davamızdan vazgeçtik. Bizim anlayışımızda belediye başkanı Şehrül Emin'dir. Biz sadece belediye başkanlığına değil Şehrül Emin olmaya adayız. Bizim sloganımız açıktır. Şehri birlikte şeffaf ve adil bir şekilde yönetelim. Belediyemizin kapılarını sonuna kadar açarak tüm hemşerilerimizin dertleri ile dertlenip birikmiş
yığın haline gelmiş sorunlarını çözmeye birlikte talibiz. Biz belediye binamızın giriş kapısının üzerine rüşvet alan da veren de melundur sözünü astık. Onu indirerek yerine memnundur ifadesini yerleştirdiler. Şimdi tekrar ifade ediyoruz ki göreve geldiğimiz ilk gün belediye binamızın giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur yazısını asacağız inşallah. Şu an şehrimizin en büyük problemlerinden biri tıkanma noktasına gelmiş trafik ve çarpık yapılaşmadır. Bunlarla ilgili olarak teknik arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar. Nefes alan bir şehir imar edeceğiz hep birlikte inşallah. İmar düzenlemelerinden dolayı mağdur durumda olan ancak hakkını aramakta zorluk yaşayan vatandaşlarımız için kolaylıklar getireceğiz. Parklar ve diğer alanlar betonlaşmış bir şehrin nefes alması için gerekli yeşil alanlardır. Yeşil alanların daha da fazlalaştırılması ve insanlarımızın nefes almalarını sağlayacağız. Türkiye'de belediyelerimiz neredeyse yanlış yönetilmelerinin sonucunda iflasını açıklayacak duruma düşmüştür. Bu belediyelerden birisi de maalesef Çorum Belediye'mizdir. Çeşitli gelir kaynakları ile şehrimize yatırımları artıracağız. Hiçbir zaman milletimizin aleyhine olan gruplarla ne bir olduk ne de bundan sonra da bir olacağız. Biz koltuk için hiç kimsenin özel hayatına girmedik, girmeyeceğiz. Biz hiç kimseye komplo kurmadık, kurmayacağız da. Bizim hiç kimseye ne hasedimiz var ne de kasedimiz var. Bizim hiç kimseye ne kinimiz var ne de kirimiz var. Göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 94 yılında almış olduğumuz belediyeyi 2002 yılında milletvekilliği adayı olarak Arif Ersoy hocamız istifa etmişti biliyorsunuz. 2003 yılında belediye el değiştirdi. Bildiğiniz üzere bir kuruş borçsuz teslim ettiğimiz belediye maalesef şu an batak durumdadır. İnşallah Arif hocamızın bıraktığı yerden bayrağı almaya talibiz ve hep birlikte sizlerle beraber sizlerin desteğiyle inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar genel idare kurulumuzda yani söz vermek istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırına hoş geldiniz diyorum. Biz de kişilerin, şahısların, koltukların, menfaatlerin peşinden gitmeyen 21. yüzyılda elhamdülillah bu gururu, bu şuurla yaşayan bir topluluğuz. Bizi bu amaçlarla, bu gayelerle bir arada tutan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve şükürler ediyorum. Bugün sevincimiz biraz daha arttı. 20'nin üzerinde aday adayından Çorum'umuzda hepsiyle görüşmeler yapıldı, mülakatlar yapıldı ve hepimizin sevdiği Kemal Kurt kardeşimizi genel merkezimizin onurlarıyla bugün adayımız olarak açıklandı. Biz de bunun için sıcağı sıcağına 200 saat içerisinde böyle bir program icra etmek zorunda kaldık. Çünkü yarın Ankara'da inşallah
ceket değiştirme logosu adı altında çok büyük bir tanıtım yapacağız. Allah nasip ederse. Artık bu ceket şu bir gerçektir ki bu millete olmuyor, uymuyor. Bu millet inanıyoruz ki özüne dönecek ve üzerindeki ceketi alacak, fırlatacak, atacak. Neyi giyecek? Kemal Kurt kardeşim ve benzerlerinin taşımış olduğu misyonumuzu, milli görüş ceketimizi inşallah bugünden itibaren, yarından itibaren perçinleyerek üzerimize giyeceğiz inşallah. Ben değerli Çorum halkımıza söyleyecek çok sözüm var. Ama Kemal kardeşimizi önümüze aldık. Allah ondan razı olsun. Ben kendisinden de izin almadan anlatacağım ama nasıl bir insana oy verdiklerini bilsinler. Çorum halkımızdan şunu istirham ediyorum. Pazar alışverişine gittiğimiz zaman pazarda harcadığınız alışverişin en güzelini yapalım diye harcadığınız süreden daha az bir vakit ayırmanızı istirham ediyorum Çorum halkımızdan. O da şudur. Pazara gideriz, ıspanağımızı alırız, domatesimizi alırız, marulumuzu alırız. Sadece ve sadece en iyi domatesi almak için zihnimizi yorduğumuz kadar bu adayların içerisinden hangisini seçelim diye zihinlerini yormalarını istirham ediyorum. Bizim adayımız iyi de öbürleri kötü, asla biz böyle bir siyaset yapmıyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepimiz kardeşiz. Çorum'da kesimler yok diyoruz. Bir kesim var. O da kardeşliktir. Kemal Kurt kardeşimizin geçmiş dönemde devletin bir kademesinde yapmış olduğu icraatta yapılan bir yanlışla söylediği sözü yeni duydum. Bakınız, bu belediyeye Türkiye'nin her tarafından İller Bankası vasıtasıyla herkesin parası geliyor. Burada yetimin hakkı vardır. Herkesin hakkı vardır. Yemeyiz ve yedirmeyiz de diyerek tepkisini koymak suretiyle nasıl bir ananın evladı olduğunu ortaya koymuş olan böylece güzide bir insanı Çorumumuzda aday göstermekle inanın şeref duyuyoruz. Ve Çorumumuzdan da istirham ediyoruz. Biz 1969 yılından beri bu davayı elhamdülillah büyüklerimiz ve biz bayrağı teslim aldık, devam ettiriyoruz. Anlatıyoruz. Birebir yerlerde anlatıyoruz. Allah için söyleyin Çorumlu şehirlerimiz. Allah için söyleyin. Bizim söylediklerimiz, biz geleceği görmüyoruz. Bizim söylediklerimizle alakalı bir kez siz yanıldınız diyebiliyor musunuz? Biz yanılmadık. Allah'ın izniyle bu prensiplere bağlı olduğumuz sürece de yanılmayacağımızı da biliyoruz. Hasreten Çorum'dan şunu rica ediyorum. Şu kesim, bu kesimi artık üzerimizden atacağız. Ve ecdadımızın görüşüne, Fatih'in görüşüne, Hazreti Adem'den beri ümmetlerin pekiştirdiği o görüşe, milli görüş ruhuna dönmedikten sonra kurtuluşumuz yok. Bunu hatırlıyoruz biz. Bizim prensiplerimiz artık bizi tasvip etmeyen kardeşlerimiz de biliyorlar. Biz faizsizliği kuracak olan sistemin ismiyiz. Biz belediyelerimizde başkanımızın da ifade buyurduğu gibi hizmetleri zirve noktasında yapıp borçsuz, hatta alacaklı olarak devrettik. Allah aşkına şu memleketin belediyelerinin geldiği hale bir bakın ya. Batırdılar. Bir bakın batırdılar. Ya. Bunu söylüyoruz. Bunlar da bizim kardeşlerimiz. Biz kimseyi rencide etmiyoruz. Başkanımızın ifade ettiği gibi biz kirli politikalarla, kirli söylemlerle ne malanacak insanlar değiliz. Ama bu ne korku edebiyatı. İnsanlar inandığı hakkı söylemekten korktuktan sonra yaşamalarının ne gayesi var? Hepimiz geldik, orta yaşlarımıza geldik ve o toprağın altına gireceğiz. Cenab-ı Allah hakkı söylemekten bigane olanlardan eylemesin hiçbirimizde inşallah. Biz Çorum olarak, biz şu anda Çorum'dan sorumluyuz. Çorum olarak da bir tane belediye başkanı seçeceğiz memleketimizde. Bakınız, onlar da kötü insanlar değil demiyoruz. Onlar da kardeşlerimiz. Lakin şunu söylüyoruz. Şahıslarla işimiz yok. Pis kapta temiz su olmaz. O kardeşlerimiz temiz de olabilirler. Lakin kapları pis.
Hepsi de ben Avrupa Birliği'ne gideceğim diyor. Hepsi faizci sisteme göre Çorum Belediyesi'ni yöneteceğim diyor. Kurtuluşları yok. Biz de tam tersini söylüyoruz. Bunu bizden başka söyleyen varsa, açık söylüyoruz ve yapacak olan varsa, başkanımla, sayın belediye başkanımızla inşallah Allah'ın izniyle olacak. Buna kalpten inanıyoruz. Olmazları olduran Allah'a inanıyoruz biz çünkü. Sayın belediye başkanımızla inşallah tekrar bu bereketi Çorum'da yaşatmak istiyoruz. Tekrar söylüyorum, Çorum'da kesimler yok. Bir kesim var. Hepimiz kardeşiz. Ehveni şer kelimesini unutmadığımız sürece kurtuluşumuz mümkün değildir. Evet, iki tane seçeneğiniz var da birisi eğer bundan daha az şer, ehveni şer diyorsanız evet onu tercih edilebilir. Ama artık ehveni şer değil, Çorum'umuzda ehven çıkmıştır. Adı da Kemal Kurt'tur. Ne söylüyor? Adı da Kemal Kurt'tur. Bilenler bilmeyenlere duyurması üzerine boynunun borcudur. Niçin? Niçin? 2070-2080'lere kadar Çorum Belediyesi borçlandı. Allah'tan korkun ya. 16 tane güzide arsamızın satışını seçimlere 2 ay kalmış satışının ilanını yapıyorlar. Buradan kar manasıyla, kar gayesiyle bu arsaları almak için uğraşan Çorumlu hemşehrilerimizden, parası olan hemşehrilerimizden de rica ediyorum. Almayın o arsaları. O arsaları almayın. Bu peşkeşin önünde duran biz varız Allah'ın izniyle. Ve bu zulmün önünde Çorum'da duracak olan, tekrar söylüyorum, kişinin adı Milli Görüş'ün temsilcisinin belediye başkan adayımız değerli Kemal Kurt kardeşimizdir. Bilenler bilmeyenlere Kemal Kurt kardeşimizi ve vizyonunu anlatmak suretiyle hırsızlığın, yolsuzluğun, liyakatsizliğin, adaletsizliğin artık belediyelerde zirve yaptığı bu günlerde kendisi Allah'ın izniyle bir soluk olacaktır Çorum'umuza, bir nefes olacaktır. Her kesimden oluk oluk oylarıyla değerli Kemal Kurt başkanımıza desteklerini istirham ediyorum. Bunu hazır gelmiş olan sizler de dahil olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimize selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyorum. Ve eğer basınımız yetiştirebilirse yarın kolezyumda olan aday tanıtım toplantımızı da lütfen sanal alemde olsun, nasıl olursa olsun ve değerli arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle paylaşmasını istirham ediyorum. Allah'ın izniyle yarınki o programımız üzerimize dar gelen o ceketi fırlatıp atıp Milli Görüş ceketini giymenin günü olacaktır inşallah. Allah emanet olun. Selamun aleyküm. Kıymetli başkanımıza bu meclis konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yarın Ankara'da aday tanıtım toplantımız var. Ato Kongrezum salonunda sabah otobüslerimiz saat 6'da parti önünden hareket edecektir. Gidecek kardeşlerimiz.